Arkasından da bu takviye ürünümüz var. Keten tohumu yağımızdır bizim. Bundan da bir yemek kaşığı. Bu çünkü tokluk hissi veren, ödem arttıran, yani zayıflamada yardımcı olan yağlarımızdan bir tanesi. Şöyle de kullanabilirsiniz. Salata yaptınız. Zeytinyağınızı koydunuz salataya, limonu da sıktınız. Bundan bir yemek kaşığı keten tohumundan ilave edebilirsiniz. Değerli izleyicilerimizin bilmesinde fayda var. Pratik bir bilgi olarak keten tohumunda omega 3 ve omega 6 var. Ancak keten tohumundaki omega 3, hani şu çok faydalı yağ asidi diyoruz ya, balıktakinin tam 7000 katı. Keten tohumundaki. Evet. Omega 3 tam 7000 katı var. Onun için çok faydalı, sağlıklı. Kalp damar rahatsızlıklarında da yani önleyici gücü olduğu söylenir. Ama bu omega 3'ten dolayı değil. Çünkü İngilizlerin çalışmalarında ortaya çıktı, omega 3 kapsülleri var ya, balık yağı filan işte, evet, oradan veriyorlar. Kalp damar rahatsızlıklarını önlüyor diye. Herhangi bir etkisinin olmadığını bunu klinik çalışmayla İngilizler gösterdiler. Zaten fakat şey, bu İngilizler belirliyor. Evet, yani. Bir şey söyleyecektim ama uzatmamak için. Bir şey söyle. Hocam çok önemli. Balık alerjisi olan ve balık tüketemeyen birçok insan var. Evet. Keten tohumu, keten onu tohumu karşılar mı? Evet, fazlasıyla. Kaç yaşından itibaren yani bunu 5 yaşından sonra böyle bir çay kaşığı verseniz çorbanın içine koyabilirsiniz. 3 çorbanın yaş biraz erken mi olur? Kızım balık yiyemiyor ya. Evet. Ha, evet. Ya böyle yemeyen bir damla, bir damla damlat zaten. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir damla keten tohumu yani çorbasına damlat, salatasının içine damlat. Ama 5 yaşından sonra bir çay kaşığı. Tamam. Ama hiçbir şeyi, bakın, ne olursa olsun, hangi bitki olursa olsun, yani hiçbir şeyi alışkanlık haline getirmeyeceksiniz. Elbette hocam. Bunun kesin olarak söyleyeyim değerli izleyicilerimize. Çünkü gerektiğinde bunlar kullanılır. Vücut zaten kendisi siz doğal beslendiğiniz müddetçe kolay kolay açığa düşmez. B12 de var hocam, keten tohumu yağının içerisinde. Saç tırnaklarda, evet, güçlendirme özelliği de var keten tohumu. Evet. Şimdi gelelim B12'ye. Şimdi laf lafı açıyor da bazen insan sürçülisan eder. Geçen hafta benim düzeltme imkanım olmadı. Değerli izleyicilerimden özür diliyorum. Bu bir, ben insanlarda kusur aramam. O an benim tepki vermem lazım ama yayına da nasıl çıktığımı bilmiyorum. Yani kafam kazan gibiydi geçen haftaki, evet, yayında. Evet. Serpil kızımız, seni utandırma amacıyla değil bu Serpil. Bizler hep yanlışların yerine doğruları koyarız. Bu onun ayıbı değil. Bu benim kusurum. Demek ki bir tarafta eksik eğitmişim. Ne bilecek o? Yani keten tohumu yağı mı dedik? Keten tohumu yağı. Keten tohumu yağını bahsederken hocam içerisinde B12 de var dedi. Hiçbir bitkide B12 olmaz. Bu böyle biline. Yani dolayısıyla orada bir yanlış bilgi akışı oldu. Ben de yani konsantrasyon eksikliği, biraz da dikkat dağınıklığı var tabii. Yani gerçekten çok ağırdı başım. Neyse, bunu düzeltmiş olalım.